Gençler tamam yok bir şey. Geri sakın bir çılgınlık yapmayın. Hadi inin aşağıya. Hayır, ölmeliyim ben. Çıktılar mı yanına? Çıktılar komiserim. Söyle dikkatli yaklaşsın. Peki. Telaşlandırmasın. Tamam. Kimse engel olmasın bana. Çekilin kızım. Geçemezsiniz. Çekil. Durun. Çekil. Efendim sakin olun. Yardım. Yardım anlama. Yardım edin ne olur. Kızınız mı? Kızım. Tamam, evet. Tamam. Bay gelmek üzere. Tamam merak etmeyin. Tamam yok hanım bir şey. Hanımefendi lütfen gelmek onu oradan indireceğiz. Hiç merak etmeyin tamam mı? Kızım. Hayır. Sağ sağ indireceğiz onu. Siz hiç merak etmeyin. Hayır. Anneciğim ben ölmeliyim. Ölmeliyim ben. Hanımefendi lütfen işimizi zorlaştırmayın. Uzaklaş oradan kızım. Hanımefendi lütfen sakin olun. Lütfen. Hanımefendi sakin olun. Geçler geçler. Hayır kızım. Uzak dur oradan. Gelmeyin. Durun yapmayın. Vazgeçin. Hadi tutun elimden. Kıymayın. Kimse karışmasın bana. Lütfen yapmayın. Kızım. Bir delilik etmeyin. Her şey hiç benim yüzümden. Her şey. Sizin bir suçunuz yok. Sakın yapma. Sakin olun. Hadi tutun elimden. Yola için, yola için. Yola için. Vazgeçin. Yola yerim tamam. Sakın bir delilik etmeyin. Durun. Bakın. Sizin bir suçunuz yok. Annenize yazın. Sakın yapmayın. Hadi. Delilik etmeyin. Bırakın beni. Durun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Günaydın. 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 Günaydın Gizem Hanım. Günaydın Ebru. Bir ara gel de senin şu yeni modellere bakalım. Tamam efendim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni sezon modellerimizin reklamları çıkmış mı? Bakamadım. Gazeteler yeni geldi. Evet, işte bu. Çıkmış. Bu modeller gerçekten çok tutacak. Rakiplerimizin halini düşünüyorum da. Evet, çok iyi ettik Ebru Hanım'ı almakla. Onun gayretiyle oldu bunlar.
Ebru Hanım'a bir plaket hazırlamak lazım. Patronla konuşacağım. Haklısınız efendim. Her şeyin başı titizlik ve dürüstlük. Aa. Gıda sektöründe intihar şoku. Şirket müdürü Sibel Alıcı intihar etti. Ama bu olamaz. Sibel bu. Ne oldu efendim? Sibel. Hiç kimse gelmedi ziyaretime. Hiç kimse. Ya benim numara yaptığımı sanıyorlar? Yok kızım. Olur mu öyle şey? Adamların derdi başından aşkın. Şirket battı. Patronları öldü. Herkes yaslı. Akıllarında sen mi varsın bakalım? Ben şirketin müdürüyüm. Müdür. Genel müdür olmak üzereydim. Artık geriye dönüşün mümkün olmadığını biliyorsun değil mi? Bundan sonra ne yapacaksın kızım? Ben bulurum bir çaresini. Bir gün hak ettiğim yere çıkacağım. Bugün olmazsa yarın. Ne pahasına olursa olsun. Benim atlayacağıma sen de inandın mı anne? Ben aşağı asla inmem anne. Asla düşmem. Hele kendimi kendi ellerimle aşağı atmak. Benim yerim aşağılar değil. Seçil de seni sayıklıyor. Buraya getirecektim ama seni böyle görmesini istemedim. Kim bakıyor ona? Komşulara emanet ettim. Ah kızım, onu da ihmal ediyorsun. Senin yavrun o. Kes anne, kes. Onu doğurduğuma pişmanım zaten. Her yanı babasına benziyor. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sibel, beni tanımadın mı? İyi bak. Sen Gizem? Canım arkadaşım. Gazetede okudum haberi. Ne yaptın kız? Okul yıllarındaki numaralarından biri mi yine? Allah aşkına çıldırdın mı sen? Seni de müdürlükten ederlerse, posa gibi atarlarsa dışarıya. Sen de bunalıma girdin öyle mi? Şirketin dağılmasında suçlu buluyorlar beni. Ben ne yaptım? Yani ne yapabilirim? Sadece kıytırık bir müdürüm. Yine eski çılgınlıkların. Hiç değişmemişsin. Sibel'cim bir türlü aklım almıyor. Hayatla dalga geçen sen... Hadi canım. Her şey çok değişti Gizem. Yıllar beni çok değiştirdi. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun Nevin teyze. Sağ ol. Annemi tanıdın mı? Tabii. Üniversite yıllarında defalarca gelmiştim size. Ben de hatırladım, ben de. İntihar haberini okumasaydım nerede olduğunu bilemeyecektim. Demek bir faydası olmuş. Ne güzel yıllarımız oldu. Lise yılları, üniversite yılları. Canım kardeşim, insan kıyar mı hiç canına? Bu güzelliğe yazık değil mi? Fakültenin en güzel, en neşeli kızı sendin. Sen de en çalışkan ve en sessiz. Ne zaman taburcu oluyorsun? Yarın. O zaman bizim şirkete gel, tamam mı? Öyle sıradan bir şirket değil. Gelince göreceksin. Kardeşin de oranın genel müdürü. Tabii efendim ama TSH sonuçları ancak yarın çıkabilir. Tabii efendim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Öyle sıradan bir şirket değil. Gelince göreceksin. Kardeşin de oranın genel müdürü. Havaya bak. Her zaman en önde. Okul yıllarında olduğu gibi. Kardeş gibiydiniz. Aynı mahallede otururduk öyle değil mi?
Genel müdür olmuş da bana hava atıyor. Ama biz zengindik o zamanlar. Evet, zengindik bir zamanlar. Sonra babanın hırsı yüzünden ne hale geldik? Ya babam aleyhinde konuşma anne. Ne iyi insan. Duyunca koşup gelmiş. Ne iyi insanı ya. Aklınca demek istiyor ki. Bak arkadaşına. Sen batmış bir şirketle birlikte intihar ediyorsun. Bense büyüğüm, büyük. Öyle demek istiyor. Hiç de öyle değil. Sibel'cim niye böyle değerlendiriyorsun? Kadıncağız duymuş gelmiş. Eskiden de böyleydi. Hangi işi eline alsa başarırdı. Ama ben... Ya niye elime yüzüme bulaştırıyorum? Ya niye bir yerde tutunamıyorum? Nedenini sen biliyorsun. Baban gibi birden yükselmek isteyen birden düşer kızım. Biraz sabır, kanaat etsen. Of anne yine başlama. Süt içmek ister misin Eda'cığım? Hayır. Aa işte annen geldi. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Anneciğim. Aşkım. Nasılsın bakalım bebeğim? İyiyim. Firdevs, istersen gidebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Yine görüşürüz Eda'cığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Firdevs. Annenin sağlığı nasıl oldu? İyi efendim. Sayenizde. Siz ameliyat yaptırmasaydınız... Estağfurullah Firdevs'ciğim. Bir ihtiyacın olursa hiç çekinme söyle. Allah razı olsun Gizem Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baban yukarıda mı? Evet. Benimle oynar mısın anne? Hmm, gel bakalım. Gel buraya kaçma. Yakalayamazsın. Yakalayacağım seni. Gel bakalım. Gel buraya. Baba baba kurtar beni. Annem yakalayacağım. Oo, benim kızımı kimse yakalayamaz. Yakaladım yakaladım yakaladım. Hadi kızım geç odana baban çalışsın biraz. Öp bakalım bir küçük. Oh. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor hayatım? Bitmedi mi daha? Az kaldı. Doçent olmaya mı az kaldı? Tezin bitmesine mi? Her ikisine de. Neyse, sonra devam ederim. İki saattir başındayım ama doğru dürüst bir sayfa bile yazmış değilim. Ne o, bir sıkıntın mı var? Fakültede yine aynı karışıklıklar. Yine taktık türbana. İrtica, kamusal alan falan filan işte. Unuttuk bu arada dersleri tabii. Bazıları da ne çare bulmuş biliyor musun? Bir öğrencim var, başına iğreti bir peruk takıyor. Öyle komik görünüyor ki. Erdem'cim ne yapsın çocuk? Peki kim uğraşıyor bu çocuklarla? Yukarıdakiler olmalı. Yukarıdakiler mi? Yukarıda kimler var? Beni ilgilendirmiyor. Aman boş ver. Nereden çıktı bu konu? Neyse. Sen ne yaptın bakalım bugün? Ben 15 yıldır görmediğim okul arkadaşımı görmeye gittim. Ya... Anne sus dur. Annem biraz yorgun kızım. Ya sus lanet çocuk sus. Kızım o senin yavrun. Olmaz olsaydı keşke. Babasıyla evlendiğime bir pişmanım zaten. Boşandım da kurtuldum.
Gizem Hanım'la görüşecektim. Ben Sibel Alıcı. Ha tabii. Gizem Hanım da sizi bekliyordu. Yukarıda, soldaki oda. Süpersin be Ebru. Bu kumaşlar, modeller gerçekten çok güzel. Tebrik ederim. Senin modellerin sayesinde şirketimiz büyük kar sağladı. Senin maaşını da artırmak lazım, öyle değil mi? Teşekkür ederim efendim. Sibel. Canım hoş geldin. Okul arkadaşım Sibel. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hizmetliniz mi? Ebru Hanım şirketimizin en yetenekli elemanı. Yurt dışında okumuş. Bir yıl oldu şirketimize gireli. Çok kabiliyetli biri. Onunla ürünlerimiz öyle çok çeşitlendi ki. Sibel Hanım da talihsiz bir olay yaşadı. Çalıştığı şirket battı. Ama biz sahip çıkacağız. Onunla daha da gelişeceğiz. Müsaadenizle efendim. Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi gel canım. Geç şöyle. Benim çalıştığım yerde bunlardan hiç yoktu. Kimlerden canım? Bu türban takanlardan canım. Müsaade etmezdim. Bunların türban takmasına nasıl müsaade ediyorsunuz şaşıyorum. Nasılsın Sibel? Bunalımı atlattın değil mi? İşsizlik zor. Merak etme. Ben kimim? Senin can arkadaşın. Gel sana fabrikayı gezdireyim hadi. Gel canım. Buyurun hoş geldiniz. Oturun lütfen, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Oturun rahat olun lütfen. İşinize bakın. Gel bu tarafta makineler var. Gerçekten çok etkilendim. Nasılsın Hasan amca? Sağ olun. İyi misin? Sağ olun. Kolay sağ gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çalışanlarla böyle muhatap olursan hiç kale almazlar seni. Yok canım. Sevgi ve insanlık hiç kale alınmaz mı? Elemanlarımın hepsini seviyorum. Yine eski zamanlarda olduğu gibi. Hala Pollyanna'sı kızım sen. Büyümemişsin. Nasıl genel müdür olduğunu şaşıyorum. Genel müdürlük emanet. Gelir geçer. Ama Pollyanna her zaman yaşayacak.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aa, dur bir dakika. Dur. Bak, burayı görüyor musun? Evet Gizem Hanım. Giderken buraya daha fazla özel. Herhalde. Kolay gelsin. Sağ ol. Patronum bir şey demiyor mu? Neye? Çalışanların namaz kılmalarına. Ne desin ki? Bize ne? Kılan kılar, kılmayan kılmaz. Yani öyle de. Burası modern, çağdaş bir iş yeri değil mi? Sibel'cim, yine eski takıntıların. Ne alakası var şimdi? Ay, neyse canım, neyse. Beni patronunla tanıştırmayacak mısın? Gel bakalım, gel. Aydın Hanım, güldürmeyin beni ne olur. Size her yıl tonlarca para veriyorum. Ama vakfınızın hizmetlerini hiç duymuyorum. Nereye gidiyor bu paralar? Çağdaş nesiller yetiştirmek için harcıyoruz efendim. Girin. Ha, Gizem Hanım gelin. Gizem Hanım şirketimizin genel müdürü. Aylin Hanım da vakıf başkanı. Merhaba, hoş geldiniz. Ülkemizin çağdaşlaşması adına hizmet ediyorlar. Biz de geçen ay fon ayırdık. Şimdi daha fazla istiyorlar. Galiba çağdaşlaşma yolunda büyük problemler var. Yardımlarınızı bekliyoruz Rıfat Bey. Sizi aramızda görmekten mutluyuz. Mutlu olmaya devam etmek istiyoruz. Güle güle Aylin Hanım. İyi günler. Niye ayaktasınız? Otursanıza. Hoş geldiniz. Sibel Alıcı, okul arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Canım. Güzelim. Hoş geldin kızım. Ne oldu? Yarın işe başlıyorum. Şirketin halkla ilişkiler müdürü olarak. Patron Gizem'in arkadaşıyım diye odasının hemen yakınında bulunan bir müdürlüğü verdi bana. Patrona daha yakınım yani. Babam öyle derdi. Patrona yakın olan büyümeye de yakın olur, yükselmeye de. Daha yükselmeye. Sibel, kızım. Ne olur bu sefer sebat et işinde. Bak Erdem, işte Sibel bu. O zamanlar hiç ayrılmazdık. Gözü çok yukarılardaydı ama iyi insandı. Her hafta sinemaya giderdik. Benim canım arkadaşım. Rıfat Bey yatırımı kırmadı. Ona bir birimde müdürlük verdi. Hiç araştırıp sormadı bile. Benim tavsiyemi geçerli kabul etti yani. Büyük bir sorumluluk almışsın üzerine. O benim arkadaşım Erdem. 15 senede değişen çok arkadaşlar gördüm ben. Aman Erdem, yine başlama kuşkuculuğa. Bak Erdem, bu resim var ya, ne maskaraydı Sibel. Ben ondan daha zekiydim. Daha uyanıktım. Ama hep o başarılı olurdu. Ben eğlenirdim. Ya, eğlenmeyi severdim. O hep ciddi. Alabildiğine ciddi. Sanki bir hanım sultan. Sinir olurdum. Yani kıskanırdın. Kim? Ben mi? Ay onu mu kıskanacağım? Hala kıskanıyorsun. Bakışlarından belli. Anne, saçmalıyorsun. Ben mi? Sibel'cim. İnsan zor zamanında elinden tutan birine böyle sözler eder mi? Ne elinden tutması? Kimse benim elimden tutmadı anne, tamam mı? Ben yükseldim. Başkaları düşürdü ama yine yükseldim. Yine yükseleceğim.
Yine. Anneciğim, her zaman safları oynuyorsun. Babam gibi olamadın bir türlü. Baban oldu da ne oldu? İhtirası yüzünden bitirdi kendini. Öldü gitti işte. Şu yalan dünyada değer miydi? Anneciğim, bakıyorum safılık da var sende. Görecekler. Sibel Alıcı artık zirvelere kanat açıyor. Yükselecek. En yükseğe çıkacak. Gerekirse birilerinin üzerinden kanatlanacak. Anne, yerine yatır şunu. Kızım, niye böyle yapıyorsun? O senin öz çocuğun. Biraz ilgi göster. Of anne ya. Yine başlama nasihata. Ay git sen ilgilen. Bir kerecik. Benim hatırım için. Hoş geldiniz. Özür dilerim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet efendim. Halkla ilişkiler müdürünüz. Çantamı ver. Peki efendim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Önce sil. Peki efendim. Buyurun efendim. Bu kadar. Hayat yeniden başlıyor. Ve Sibel Alıcı genel müdürlük merdivenlerinin ilk basamağında. Bu sefer başaracaksın Sibel. Başaracaksın. Ay canım benim ya. Ay ne güzel yakışmışsın koltuğa. Ne kadar sevindim bir bilsen. Tebrik ederim. Müdürlüğün hayırlı olsun. Güzelliğin ne zarafetin ne o kadar çok yakışıyorsun ki. Yakında genel müdürlük koltuğunu filan sarsarsın artık. Yıllar sonra yine birlikteyiz. Omuz omuza bu şirketi yükselteceğiz, tamam mı? Patron seni tuttu. Ben de o benim arkadaşım şeker gibidir, bir tanedir dedim. Gel. Buyurun Sibel Hanım. Merhaba efendim. Merhaba. Buyurun. Sizinle bir konuda görüşmek için gelmiştim. Sizi dinliyorum. Yani... Ne oldu Sibel Hanım? Yok efendim, bir şey yok. Söyleyemem. Sibel Hanım. Siz çok iyi bir insansınız. İşe gireli bir ay oldu. Daha önce sizin kadar iyi bir patronla çalışmadığımı itiraf etmeliyim. Öyle iyi niyetlisiniz ki. Hem ayrıca yakışıklısınız.
ve çok başarılısınız. Daha önce çalıştığım yerlerde iyi niyeti istismar eden çok insanlar oldu. Saman altından su yürütenler, dıştan gülerken içten planlar kuranlar. Hem de en yakınlarım arasında. Ummadığım kişiler. Yani dehşete düşmüştüm. Bu yüzden efendim, kimselere, özellikle yüzüme gülenlere güvenmemeyi prensip edindim. Özür dilerim efendim. Yani mevzu açılınca böyle... Sibel Hanım, ne söyleyecektiniz bana? Bir şey değil efendim. Yani önemli bir şey değil. Ona çok güveniyorsunuz değil mi? Kime? Gizem Hanım'a. Elbette. Anlıyorum efendim. Neyi anlıyorsunuz? Şey efendim... Ben Gizem Hanım'ı çok iyi tanırım da. Aynı mahallede yaşadık. Aynı okulda okuduk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Çok iyi insandı. Sessiz, sakin, ciddi. Ama... Ama? Neyse boş verin. Hem arkadaşların kusurunu söylemek lazım değil mi? Hele beni sizin gibi değerli bir insanla tanıştıran birinin. Farkında değilsiniz değil mi? Gizem çok zekidir. Üstüne yoktur kurnazlıkta. Biliyor musunuz? Lise yıllarında okulun örnek öğrenciydi. Bütün öğretmenler onu çok severdi. Takdirler, teşekkürler alırdı. Ama sadece ikimizin bildiği bir sırrımız vardı. Sınavlarda çok iyi kopya çekerdi. Müthişti. Kimsenin ruhu duymadan işleri yürütme konusunda çok yetenekliydi. Sibel Hanım. Hala niye geldiğinizi söylemediniz. Sadece sizi görmek istedim efendim. Bir kusur işlediysem... Özür dilerim. Ben hayatım boyunca açık sözlü oldum efendim. Ne pahasına olursa olsun. Bu yüzden bulunduğum hiçbir yerde anlaşılamadım. Benim kaderim de bu. Nasıl bir kadın bu? Tamam, siz devam edin, ben geliyorum. Ah canım, ben de senin yanına geliyordum. Patron beni çağırmış da, acilmiş. Ben birazdan gelirim, sen geç odaya. Gizem. Efendim canım. Sana hakkımı nasıl öderim? Sen olmasan ben bitmiştim. Yok canım, sen de. Öyle öyle. Kimsenin yapmadığı iyiliği yaptın bana. Canım arkadaşım benim. Sibel'cim, sen hak ediyorsun zaten. Neyse, geç benim odaya, ben hemen geliyorum. Alıcı. Halkla ilişkiler müdürü Sibel Alıcı.
Bir gün yine genel müdür Sibel Alıcı olacaksın. Sibel kızım, sadece kanat açmak için bir yere kondun. Bir gün yine uçacaksın. Ne pahasına olursa olsun uçacaksın. Ne o? Dalıp gitmişsin. Ah. Otur canım, otur. Sana da çok yakışıyor. Öylesine oturmuşum. Orası senin. Aa, olsun. Önemli mi? Odandan memnunsun değil mi? İdare ediyor. Bizim patron çok durgun. Garip garip sorular sordu bana. Şimdiye kadar hiç böyle davranmazdı. Çok kuşkulu görünüyordu. Sen de fark ettin mi? Yok. Yani belli ki bir sıkıntısı var. Öyle olmalı. Bu akşam bize gidelim mi? Misafirimiz olursun ha? Bugün biraz durgunsun Sibel. Yoksa memnun değil misin işinden? Yo, memnunum. Ay, unuttum. Yine aklıma geldi Hüseyin. Söz vermiştim. Hatice teyzeye uğrayacaktım. Her hafta uğrarım. Çok iyi bir insandır. Gelirsin değil mi benimle? Olabilir. Hüseyin, önce bir çarşıya uğrayalım, bir şeyler alalım. Tamam efendim. Yok, ben kalayım. Sen git, hemen gel. Hatice teyzeyle tanıştırmak istiyorum seni. Yok, daha sonra. Sen git. Peki. Canım benim. Hoş geldin kızım. Nasılsın Hatice teyze? Sağ ol kızım. Seni gördüm, daha iyi oldum ya. Çok iyi gördüm seni. Sen nasılsın kızım? Çok şükür iyiyim ben de. Evdekiler nasıl kızım? Her hafta geliyor i̇yi musunuz buraya? Evet efendim. Çocukların hepsinin sağlığı iyi değil mi Hatice teyze? Kim bu kadın? Hatice teyze. Burada çok sevilen biri. Gizem Hanım onu ziyaret eder. Duasını alır. Bir de yoksullara yardım eder. Yoksullara mı? Hatice teyzenin 4 tane yetim çocuğu vardır. Biri sakat. Gizem Hanım onlara yardım eder. Allah razı olsun yavrum. Allah hepimizden razı olsun teyzeciğim. Demek öyle. Allah yolunu açık etsin. Erdem. Geç Sibel. Erdem. Evin gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. İşte Sibel. Evimizin efsanesiyle nihayet tanışabildim. Geliyorum hemen. Gizem her zaman şanslı. Buyurun. Her zaman şanslı, her zaman. Kahve? İçmeyeceğim. Ne oldu kızım? Bir terslik mi var? Terslik her zaman var. Hep, hep. Yine mi? Ama bu sefer her şey değişecek. Kızım, yeter artık. Her gittiğin yerde birini çekemedin. Bu yüzden ihtirasının kurbanı oldun.
Bu sefer yapma. Ne olur yapma. Onun sayesinde bir kariyerim var. Halkla ilişkiler müdürü. Bir zamanlar genel müdür olan ben, şimdi onun sayesindeymiş. Ben neyim peki? Ben de onunla aynı fakülteyi bitirdim. Ben de genel müdürlük yaptım. İyilik mi yapmış bana? Ben elde ettim, ben. Nankörlük etme. Kes! Bana hiç güvenmedin anne. Hep başkalarından yardım bekledin. Aman Sibel'ime yardım edin. Elinden tutun kızımın. Yeter artık. Kendi ayaklarım üzerinde yükseleceğim. Başaracağım. Neyi başaracaksın? Daha neyi? Yenmeyi anneciğim. En iyi olmayı, en üstü olmayı. Birilerini kırarak, çiğneyerek öyle mi? Beni çok ezdiler. Hep ezdiler. Bu huyunu bırak. Bu yüzden bir yuva bile kuramadın. Senin gözünü ihtiras bürümüş. İhtiras. Kes dedim. Kes. Yoksa. Yoksa? Evet. Yoksa? Beni de mi? Senin ne işin var burada? Hadi dışarı. Hadi. Al canım. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Gizem. Sibel konusunda emin misin? Ne demek istiyorsun? Bana pek tekin görünmedi. Geçmişiyle ilgili araştırma yaptın mı? Üf, saçmalama Erdem. O benim gençlik arkadaşım. Yıllarım geçti onunla. İçini dışını bilirim onun ben. Okul yıllarından sonra hiç gördün mü? Okuldan sonra koptuk birbirimizden. 15 yıldır hiç görüşmemiştik. 15 yıl. Bu zaman içinde belki... Üf Erdem lütfen, o benim arkadaşım. Çok iyi niyetlisin sevgilim. Sen genel müdürsün. Büyük yetkilerin ve sorumlulukların var. Bir genel müdür çok dikkatli olmalı. Duygularıyla işini karıştırmamalı. Ya Sibel sessizdir. Pek konuşmaz. Yabani gibidir ama iyi arkadaştır. Ne diyeyim? Çok güveniyorsan o başka. Eski günlere göre biraz değişmiş. Stresli ve gergin görünüyor. Halinde bir gariplik var ama... Öf, ama nereden? Karıştırma zihnimi lütfen. O benim can arkadaşım, kardeşim. Sen bilirsin. Anne! 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 Ne oluyor kızım? Al yerine götür şunu. Ne güzel de yatıyor. Seni çok özledi. Niye nefret ediyorsun ondan? Kaç defa söyleyeceğim anne. İstese babasına vereceğim ama... uyanık çekti gitti Amerika'ya. Başıma musallat etti bunu. Musallat filan değil. O benim güzel torunum. Kızım, güzel kızım. Niye böyle yapıyorsun? Bu hırsı bırak artık. İstersen gidelim buralardan. Uzaklarda bir kasabaya yerleşelim. Ya çekil başımdan, çekil! Kızım, ne oluyor sana?
Kim arıyor dedin? Ya. Bağla bakalım. Alo. Buyurun efendim. Evet efendim. Tabii efendim. Ne oldu efendim? Biri bildirmiş. Neden bahsediyorsunuz? Gizem Hanım, derhal aşağıdaki mescidi kapatın. Türbanlı çalışanlarımızla konuşun. Ne diyorsunuz efendim? Bana fazla soru sormayın. Şirketim önemli. Derhal dediklerimi uygulayın. Baba altından sopa gösterdiler. Kim? Anlatsam da anlamazsınız Gizem Hanım. Onların bir işaretiyle nice şirketler ihracatta engellerle karşılaştı. İflas etti. Fabrikaları kapandı. Ben de aynı duruma düşmek istemem. Kim bunlar efendim? Çok fazla soru soruyorsunuz Gizem Hanım. Emir verin, derhal aşağıdaki mescidi kapatsınlar. Ve türbanlarla ilgili de gerekli tedbirleri alın. Peki bunlar Ebru Hanım için de geçerli mi? Maalesef onun için de geçerli. Ama efendim, Ebru Hanım en iyi elemanımız. Kendisi alanında en uzman kişi. Ayrıca yurt dışından bizim ricamız üzerine geldi. Olabilir Gizem Hanım, olabilir. Siz dediğimi yapın lütfen. Özür dilerim efendim. Ticaretimizle mescidin, türbanın ne ilişkisi olabilir hala anlamıyorum. Ah Gizem Hanım, dünyada neler dönüyor bir bilseniz. Her şey göründüğü gibi olsa. Ben böyle bir emir veremem efendim. Nasıl yani? Mescidin kapatılmasını söyleyemem. Türbanlı çalışanlarımıza çıkarın türbanlarınızı diyemem. Özgür bir ülkedeyiz. Özgür bir ülkede mi? Derhal Gizem Hanım. Ya dediğimi yaparsınız ya da... Ya da efendim? Bir gün şikayet olacağını bile bile... Siz beni batıracaksınız. Rıfat Bey. İsterseniz... İstifanızı verebilirsiniz. Demek bu kadar önemli bu mesele. Özgürlükten, adaletten, ekonomik gelişmeden dahi önemli. Öyle mi? Allah'ım aklım almıyor. Peki. İstifa dilekçem yarın masanızda olacak. Teşekkür ederim efendim. Ne oluyor? Ne oldu efendim? Geçin oturun Sibel Hanım. Gizem Hanım. Gizem Hanım ne oluyor? Onların nasıl haberi oldu? Kimlerin efendim? Biri söylemiş olmalı. Şirketimle ilgili bu leke bir şekilde silinmeli. Bu konuda kime güvenebilirim? Thank you.
Sibel Hanım, siz burada başlayalı kaç ay olmuştu? 7 ay efendim. 7 ay da büyük terfi. Şimdi genel müdürsünüz. Yıllardır niçin evlenmediğimi biliyor musunuz efendim? Gece vakti nereye gidiyorsun? Sana hesap mı vereceğim? Emeline kavuştun nihayet. Bu devirde akıllı olacaksın anneciğim. En zor zamanında, kimsenin bile ziyaret etmediği zamanda elinden tutmuştu o. Elimden tuttuysa kölesi mi olacaktım? Kızım, sende hiç minnet duygusu yok mu? Minnetmiş. Bir ziyaret et. Ne yapıyor, halini hatırını sor. Ben artık genel müdürüm anneciğim. O benim ayağıma gelecek. Sen hiç değişmeyeceksin. Farkında mısın? Asıl şimdi intihar ediyorsun. Anne, karışma bana. Nereye gidiyorsun? Yakında belki evlenebilirim. Patronumu bekletmeyeyim. Sibel! Sibel! Sibel kızım! O evli değil mi? Çoluğu çocuğu yok mu bu adamın? Allah'ım, bu kız yine çıldırıyor. Neye karar verdin? Biraz dinlenmek istiyorum. Genel müdürlük teklif etmediler mi? Ettiler. İstersen... Artık evimle ilgileneceğim. Anne olacağım. Erdem. Hı. Yukarıdakileri biliyor musun? Erdem. Takma kafana. Üniversitede onca olay oluyor. Türban, mürban. İlgileniyor muyum? Boş ver, aldırma. Erdemciğim, bu mesele yüzünden işimden olduğumu unutuyorsun. Beni çok seven sayan patronumun hiç sebep yokken birdenbire değiştiğini, paniğe kapıldığını. Arkadaşın Sibel'le ilgisi olabilir mi? Saçmalama Erdem. O benim arkadaşım. Öylesine söyledim canım. O geldikten sonra... Tamam, boş ver. Senin gerçekten dinlenmeye ihtiyacın var. Hadi ye yemeğini. Biri mi gelecekti? Yo, bilmem. Nevin teyze. İyi akşamlar kızım. Özür dilerim. Sizi rahatsız ediyorum ama. Buyurun lütfen geçin içeri. Mutfağa geçelim. Yok kızım. Sadece bir şeyler konuşup sizinle gideceğim. Olmaz ki, yemeğe buyurun. Yok kızım.
Erdemciğim, siz devam edin. Tamam hayatım. Buyurun. Gizem kız, size bakacak yüzüm yok. Onu önleyemiyorum. Çok itiraz. Çok dinlemiyor beni. Bazen diyorum ki keşke hastane ziyaretine gelmeseydiniz. Öyle şey olur mu? Biliyor musunuz? O intihar sadece bir numaraydı. Numara mı? Önceki fabrikada müdürdü. Adı yolsuzluğa karıştı. Sonra neyse, affedin bizi. Sizin iyiliğiniz karşısında bunu yapmamalıydı kızım. Ben Sibel'e kırgın değilim ki. Üstelik yerime şirketin genel müdürü olmasına da sevindim. Benim problemim onunla değil. Ne kadar iyisiniz. Ne kadar iyi. Özür dilerim. Gidebilirsin oraya. Neler söyledin ona? Söyle, ne söyledin? Ya söyle dedim. Bir şey söylemedim kızım vallahi. Git bu evden. Git. Kızım. Defol. Artık sana ihtiyacım yok. Defol. Ben senin annenim. Git dedim. Onu da götür. Onu da istemiyorum. Defolun. Hadi yavrum, gidelim. Hadi! Defolun! Özgür olmak istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatımda hiç kimseyi... Buyurun. Patronun odası nerede acaba? İleride, sol tarafta. Sağ ol.
Buyur. Eleman arıyor musunuz da? Evet arıyoruz. Ama bay eleman arıyoruz. İlana dikkat etmediniz mi? Kadın eleman çalıştırmıyoruz. Şey, branşımla ilgili fabrikalarda iş bulamadım. Başörtümü bahane ediyorlar. Nerede olsa çalışmak istiyorum. Eğer yani bir elemana ihtiyacınız varsa... Ne söylediğimi anlamadınız galiba. Güle güle. Demek iş arıyorsun. Çok iyi. Maşallah pek de hanım kızsın. Güzel kızsın. Maşallah. Tamam. Fabrikamda iş veririm sana. Senin gibi birine ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Doğrusu sizler için çok üzülüyorum. Acıyorum. Herkes sizi zenci gibi dışlıyor. Size sahip çıkacağım kızım. Bundan sonra hiç kaygın olmayacak. Elinden tutmak istiyorum seni. Üzülmeyeceksin. Daima yanımda olacaksın. İş yerinde de... Evimde de. Elin itine, köpeğine, rezil olmanıza dayanamam. Yengen arkadaş olursun. Sana bir ev tutarım. Sonra dini nikah da yaparız. İki hanımımla birlikte gül gibi geçinir gidersiniz. İyilikten de anlamıyor ya. Şuna bakın. Elinden tutmak istiyoruz. Evimizin hanımı yapacağız diyoruz. Nankör bunlar, nankör. Ebru? Aa, Gizem Hanım. Canım benim, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bir yerde oturalım mı, var mı vaktin? Tamam, çok iyi olur. Tamam, çay içip muhabbet tamam, ederiz. Hadi. Niye istifa ettiniz Gizem Hanım? Siz gidince o kadar çok şey değişti ki. İnsanların çoğuna çıkış verildi. Benim gibi başörtülü olanlar zaten ta başta çıkarıldı. Şu günlerde yolsuzluklarını ve mafya ilişkilerini gizlemek için, dikkat dağıtmak için hep bizimle uğraşıyorlar. Kimileri de bize sahip çıkmak adına durumumuzu istismar ediyorlar. Kimileri de veballar gibi korkuyorlar bizden. Yurt dışına gideceğim. Hiç olmazsa orada bu kadar gündem oluşturmam. Yani kaçacaksın, pes edeceksin. Siz de kaçmadınız mı Gizem Hanım? İstifanızı vererek pes etmediniz mi? Arkadaşlar söyledi. Şirketin size ihtiyacı var. Şirketin büyük bir düşüşte olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yakında iflas edeceğinden endişe ediyorlar. Zaten birçok şirket iflas ediyor. Bu şirketin de iflas etmesi... Neler oluyor bu memlekette? Galiba neler oluyorsa senin şu başörtün yüzünden. Baksana. Cumhurbaşkanı eşi başörtülü ve Çankaya'ya çıktı diye ortalığı yıktılar. İnternetten bildirgeler, meydanlarda mitingler. Kışkırtıyorlar bu milleti. Bölüyorlar. Tam da güçlü bir ülke olurken, ya. Gelişirken. Sibel Hanım'ın genel müdür olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Galiba mücadele etmek lazım. Kaçmak yerine mücadele etmek. Ne yapacağımı şaşırdım Gizem Hanım. Memleketimi çok seviyorum. Memleketim için çalışmak, bir şeyler üretmek istiyorum ama... ...nasıl yapacağımı bilmiyorum. Galiba iyilerin tembelliği, kötülerin hakimiyetini hazırlıyor. Senin başörtü takman beni ilgilendirmiyor. Düşünce olarak da karşıyım. Ama senin özgürce yaşayabilmen için... Sonuna kadar yanında olmaya da hazırım. Haklısın. Mücadele etmek lazım. Gidip Rıfat Bey'le konuşacağım. Çekilsene Rüstem. Özür dilerim Gizem Hanım. Sibel Hanım'ın emri. Yani beni içeri almıyorlar mı? Öyle emir verdiler. Kusura bakmayın. Sibel Hanım mı söyledi bunu? Ama nasıl olur?
Rüstem, Rıfat Bey de böyle mi söyledi? Evet efendim. Neler oluyor burada? Gizem Hanım, Gizem Hanım. Niye gelmiştin? Beni içeri almamaları için emir vermişsin, öyle mi? Yok canım. Küçük bir yanlış anlam olmuştur. Uzun zamandır aramıyorsun. Telefonlarıma da çıkmıyorsun. Şirkette olanlar da senin parmağının olduğunu söylediler. İnanmak istemedim ama... Gizemciğim, niye lafı dolaştırıyorsun? Açık konuşsana. Çekemiyorum. Kıskanıyorum desene. İşe yeniden girmek için yalvardığını söylesene. Bırak şu iyi niyet masallarını. Problem nedir? Sen onu söyle. Problem sensin. Sana inandığım, güvendiğim için... duygularımla işimi karıştırdığım için kendime kızıyorum. Şimdi bu problemi çözmeliyiz. Nasıl? Güvenmiştim Sibel. Çocukluğumuzun, gençliğimizin hatırına sana güvenmiştim. Sibel! Gizem Hanım. Ah, Rıfat. Yakında evleniyoruz. Nikahımıza bekleriz. Eşinizden ayrıldınız demek. Henüz ayrılmadı ama o da olacak. Öyle değil mi Rıfat? Hı. Şimdi her şeyi daha net anlayabiliyorum. Rıfat Bey, ne oldu size? Ay yoksa bizi kıskandın mı? Suçlu benim. Sizi ona teslim etmekle büyük hata etmişim. Aptalım. Asıl sen bu tarafınla güzelsin. Ben de bunu sevdim. Bunun için evlendim seninle. Şimdi ne olursa olsun yılmamalısın. Mücadeleye devam etmelisin sevgilim. Haklısın. Mücadeleye devam edeceğim. Sonuç ne olursa olsun. Komiser Seçkin. Buyurun komiser bey. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Konu neydi acaba?
Bana müsaade efendim. Biraz işlerim var da. Lütfen kalın Sibel Hanım. Adımı nereden biliyorsunuz? Sizin hakkınızda daha çok şeyler biliyoruz Sibel Hanım. Buraya sizin için geldik. Sizi tutuklamak zorundayım. Beni mi? Ama... Sibel Hanım, bütün deliller elimizde. Sizi bir yıldır takip ediyoruz. Ve şimdi bir de şahidimiz var. Gönderin. Anneniz her şeyi anlattı. Önceki iş yerinizde patronunuz Halil Çıkmaz'ı fabrikaya sahip çıkma, genel müdür olma ihtirasıyla zehirleyip öldürdüğünüzü, ama şüpheleri üzerinizden uzaklaştırmak için sonra intihar süsü vererek dikkat dağıttığınızı anlattı. Sonra Gizem Hanım'la karşılaştığınızı, onun iyiliğini istismar ettiğinizi, ihtirasınızla oyunlar çevirdiğinizi ve ihtirasınıza bahaneler bularak amacınıza ulaşmak üzere olduğunuzu hepsini anlattı. Anne, anne. Götürün. Bir anne bunu kızına nasıl yapar? Senin iyiliğin için kızım. İçindeki ihtiras canavarı artık susmalı. Seni bekleyeceğim kız. Götürün. Peki efendim. Seni yine yenemedim. Yine. Niye bu kadar? Artık gidin. Niye? Niye? Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyur. Gizem Hanım. Özür dilerim. Size ihtiyacım var. Peki ama ya yukarıdakiler? Yukarıdakiler mi? Artık umurumda değil. İstediğin kadroyu, istediğin sistemi kur. Şirketimi kurtar. Batıyorum. Ancak sen kurtarabilirsin beni. Ayrıca Gizem Hanım, eşimle barışmam konusunda yardımcı olabilir misiniz? Hoş geldiniz. Artık bu evin kirasını ödeyemeyiz kızım. Memlekete gideceğim. Çocuğa nasıl bakarım tek başıma? Merhaba tatlım. Nasılsın bakalım? İyi. Al bakalım, bu senin. Hiçbir yere gitmiyorsunuz Nevin teyze. Evin kiralarını ben ödüyorum. Bu ayınkini de ödedim zaten. Seçil'in bakım masrafları da bana ait. Arada sırada ziyaret etmeme izin verirsin değil mi Nevin teyze? Ah kız, ben... Keşke Sibel de senin gibi. Teyzeciğim,
Dua edelim. Sadece dua edelim onun için. Canım, hadi gel açalım mı hediyeni? Hı hı. Hadi gel bakalım. Daha çok işimiz var. E hadi. Günaydın.